أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق واعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله <coughs> فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين Ve auzu bika Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha men tezekka <Sesleyen> ve zekara isme rabbihi fe salla ila Sırayla takip ettiğimiz metne akaid Ömer Nesefi üstadımızın iman esasları ile alakalı hususları konuşuyoruz. Günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi insanlar inanç hususunda doğru bir şeyi söylüyor yanlış tarif ediliyor. Şimdi Allah Celle Celaluhundan bahsederken Allah'ı yanlış tarif edersen, o zaman o Allah inancı olmuyor. İşte <laughs> bu durumlarda da bir sürü yanlış itikatlar, düşünceler, yollar ortaya çıkmış oluyor. Sevgili Allahımız Celle Celaluhunun sıfatlarını konuşuyorduk. Velehu. O Allah Celle Celaluhu Rabbimizin sıfatun ezeliyetun kaimetun bizatihi ve hiye. La huve ve la gayruhu. <laughs> ve lahu Allah Celle Celaluhu'nun sıfatun ezeliyetun. Ezeli sıfatları vardır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sıfatları, vasıfları kendi zatıyla kaimdir. Sonradan haşa olmuş. Ha bende de bir böyle bir özellik varmış. Allah Celle Celaluhu için böyle bir şey olmaz. Bir insan sonradan bir meslek sahibi bir şeyi öğrenebilir, bir şeyi tecrübe edebilir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun her bir sıfatı ezelidir. Kaimdir, bizati zatıyla kaimdir. La huve ve la gayruhu. Zatın aynısı da değil, gayrısı da değil. Ve ye. El ilmu. Allah'ın ilim sıfatı ezelidir. Yani e i̇nsanoğlunun mesela 15-20 yaşına kadar bir şey öğrenemiyor. Bakıyorsunuz 20 yaşından sonra öğreniyor, bilgi sahibi oluyor. E fıkıh öğreniyor, tefsir öğreniyor, mimarlık öğreniyor, tıp öğreniyor vesaire. Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatı ezelidir. Zatıyla kaimdir. Mevla'nın bilmesi sonradan değildir. Yerleri yaratıyor, yerdeki bütün sırları, gökleri yaratıyor, gökteki bütün sırları, göklerin dışındaki bilemediğimiz mevcut alemler ancak Zat-ı Paki Sübhaniye kendisi bilir, var mıdır, yok mudur onu da bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu bilir. Vel kudre, Allah'ın gücünün yetmesi. İnsanoğlu, varlıklar, canlılar bir şeye gücü yeter, makineler belirli bir işte bir ton kaldırabilir. Allah Celle Celaluhu'nun kudretinin sınırı, hududu yoktur. Biz buna sınır ve hudut getiremeyiz vel kudre yani Allah Celle Celaluhu dilediği yahluku dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu fe'alü lima yurid neyi murad ederse onu yapar. <laughs> vel hayat varlığı kendinden varlığı yani kendisine hayat veren bir nesne haşa yok. Varlığı kendinden ama insanoğlunun varlığı kendinden değil. <laughs> Benim bir dünyaya geliş başlangıcım var. Ee, İnsanoğlu dünyaya geldikten hemen sonra ölebiliyor. Bir ay sonra da ölebiliyor. Bir sene sonra da 10, 50, 100 sene sonra da. Demek ki insanın hayatının devamı kendi elinde değil. Ama Allah Celle Celalu başlangıcı yok ve onun hayatını devam ettiren bir nesne yok. Hayatı kendinden, varlığı kendinden. Mesela bir ışık, Dese ki ben aydınlatıyorum oradaki düğme bastığın zaman karanlık oluyor. Demek ki aydınlatan oradaki o efendim, filorsan veya ampul değil. Onu aydınlatışı insanoğlu da öyle. Yani bunun kalbini attıran, ruhunu veren, hayatını devam ettiren Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'nun hayat var olma kendisinden zatıyla kaim ama insanoğlu kendi zatıyla kaim değil. Bütün mevcudat öyle. Dünya boşlukta uçuyor. Mevcudat da öyle. Vel kudre, vel hayat, vel kuvve. Güç getirme, kuvvet sahibi olma. İnsanoğlu, varlıklar güç getiriyor. Bazen bir hitap oluyor. Ve sema, işitmek. İnsanoğlu ve canlıların işitmesi sınırlıdır. Belirli bir şeyi işitir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun işitmesi canlıları da, cansızları da, camidatı da, katı ve efendim varlıkları da işitiyor. Hatta Mesela insanoğlu konuşuyor. Allah onu işitiyor. Mesela insanın kalbinden geçirdiği veya şefkat duyguları, merhamet duyguları, hisleri ve insanın zihninden geçirdiği, kalbindeki güzel duyguları. Ben şuna şöyle iyilik yapsam, şöyle güzellik yapsam falan kendi kendine düşünüyor bunları. Dili telaffuz etmiyor. Allah onları da biliyor. Yani künhünü de biliyor, zahirinde batınını da biliyor. İşitiyor Allah celleciler. Nasıl? İşte <laughs> işitme arasındaki fark vel basar Allah Celle Celaluhu'nun görmesi görmesinin sınırı yoktur vel irade ve Allah'ın dilemesi vel meşiye yani Mevla Teala ve Tekadet Saadetleri bir şeyi dilediği zaman olur innema emruhu iza erade şeyen bir şeyi murad eder en yekulü kun fe yekun meşiye ve bir şeyin olmasını dilediği zaman o yok olanı Mevla var eder vel fi'al <laughs> ve taklik ee, yaratması ve terzik, aynı şekilde rızık var etmesi. Yani mevcudatı yaratması. Ee, mevcut kainattaki bir sürü varlıklar, galaksiler, gezegenler, yıldızlar ve bir çamuru Allah Celle Celaluhu onu rızka çeviriyor. Toprak dediğimiz o üzerindeki nebatatlarla çilek oluyor. Patlıcan oluyor e, Mevla onu o çamuru e, ağaca çeviriyor ağaç şeftali oluyor terzik yaratma rızıklandırma <laughs> vel kelam. Bir de Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kelamı vardır. Kelam sıfatı konuşmak diye tercüme edersek yanlış olur. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı ve huve o kelam nedir? Mütekellimun bir <laughs> kelamin huve sıfatun ezeliyetun yani mütekellim bir kelamin Allah'ın bir kelam sıfatı vardır kelam eder ancak ancak nasıl huve sıfatın ezeliyetin ezeli bir <laughs> sıfattır leyse min cinsil huruf harfler yoktur <laughs> yani ya Musa buyur ya Rabbi ya Muhammed buyur öyle değil e, o zaman e, o sesin çıkması için ciğer lazım boğaz lazım dil lazım vesaire o harflerin çıkması Allahu Teala'dan harf çıkmaz böyle bir o bizim Meramımızı anlatmamız içindir karşımızdaki de bizim meramımızı duymak içindir Allah Celle Celaluhu şu anda 8 milyarla konuşur e, toprak altındaki 800 milyarla Mevla konuşur yaratacağı ne kadar mevcudat varsa onlarla da konuşur bunların dışında karıncalarla kuşlarla balıklarla da konuşur bunu harflerle seslerle izah etmemiz mümkün değildir. Onun için Allah'ın kelamı vardır fakat kelam sıfatının anlaşılması için min cilsil hurufi vel asvat böyle bir ses, harf öyle bir şey yok. Ve ve sıfatun ezeliyetun yani o Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ezeli bir sıfatıdır. Münafiyetun dislikuti vel afah yani susması veya konuşamaması veya böyle bir e, insanda mesela konuşma tutukluğu, kekeleme, konuşamama Haşa Allah Celle Celaluhu'nda bunlar olmaz. Böyle bir <laughs> sonradan oluşma bir özellik değil. Çocuk bir yaşında bir buçuk yaşında konu konuşamıyor. Allahu Teala ve Tekad kelamı e, konuştuğumuz zaman insanlardaki gibi veya insanoğlu kendisindeki gibi düşünmemeli. İnsanoğlu en büyük hatayı şurada yapıyor. En başta onu söylemeye çalıştım. Allah Celle Celaluhu'nu mevcudatı ve melekleri kendi yaratılışı gibi düşünmeye çalışıyor. Allah yaratandır. Yarattığına benzemez. Yani balık kendi gibi düşünse, kuş kendi gibi düşünse, karınca kendi gibi düşünse, diğer canlılar kendi gibi düşünse bu çok büyük yanlış olacaktı. İşte insan da yaratanı yani Allah'ı kendi özelliklerindeki vasıflar gibi düşünmesi burada çok büyük bir vehamet ortaya çıkar ki böyle bir şey yoktur. <laughs> Akait bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Burada harfler, sesler veya buna benzer özellikler yoktur. Kendi zatına mahsustur. Abdülkadir Geylani'den bahsedilir. Mübarek bir defa hacca giderken da müritleri de vardır. Gece teheccüd kılıyor. O esnada mana aleminden ya imam ben senden razıyım artık ibadete gerek yok diye böyle bir ses duyunca Yüksek bir sesle mineşşeytanirracim. ''Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım'' ''Defol ey la'in ey şeytan'' dedi. Müritleri dedi ''Üstadım ne oldu hayırdır?'' Dedi ''Şeytan musallat oldu.'' ''Efendim işte nedir?'' ''Ey benim kulum ben senden ibadeti kaldırdım ben senden razıyım.'' E, güzel bir şey gibi görünüyor. Dedi ki ''Burada üç tane e, şeytan olduğu ortaya çıkıyor.'' ''Bir Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ibadeti kaldırmadı.'' ''Ondan daha sevimli bir insan yok.'' efendim Allah'ın hitabı olamaz. İki ha, sesler duydum dedi. Ses Allah Celle Celalinde ses ve harf olmaz. Üç yönden geldi dedi. Yön Allah Celle Celalı bir yönde değil, cihette olmaz. Yani burada kaydı iyi bilmek lazım. Allah Celle Celaluhu'na şekil, yön, harf, ses, endam, boyut, maddi alemde düşünürsen işte orada çok büyük yanlışlar ortaya çıkar. Ve huve sıfatun münafiyetun ve vele vallahu teala mütekellimun biha. Allah mütekellimdir. Amirun emreder, nahin nehyeder, muhbirun haber verir. İşte Kur'an-ı Kerim harflerle, seslerle, savtlarla Allah Celle Celaluhu'nun ilahi hükümleri bizim anlayacağımız şekle dönüştürülmüştür. Vel Kur'an. Peki Kur'an-ı Kerim kelamullah, Allah'ın kelamıdır. E, ee, gayrı mahluk, mahluk değildir. Allah'ın kelamı ezelidir. Mektubun fi mesâhifine, bizim kitabımız yani Kur'an'a yazılmıştır. Kur'an'a tab edilmekle bu Kur'an yaprak olması sebebiyle kendisi bir kağıttır. Ama oradaki Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifade, e, kelam Allah'a aittir, ezelidir. Ama yazılması, harflere dönüştürülmesi hususunda efendim e, e, mahluk durumuna düşüyor Allah'ın kelamı değil. Vallahu Teala mütekellim bi amir. Kelamullah Teala gayri mahlukun mektubun fi mesayifina mahfuzun fi kul kalplerimizde korunmuş. Makruun bi dillerimizde okunmuştur. Mesmuun bi azane kulağımızla işitiriz gayri hali fiha. Ve tekvin tekvin sıfatı sıfatullah Allah'ın sıfatıdır. Ezelidir. Ve huve e, tekvinuhu lil alem Allah'ın yeryüzünü mevcut alemi yaratması ve li kulli cüz cüz min eczaihi li vakti vücudiha yani mevcut anında e, bunlar mahluktur. Allah Celle Celaluhu'nun tekvin sıfatı ezelidir. Yani Allah Celle Celaluhu mevcut alem var olması Allah'ın Celle Celaluhu'nun tekvin sıfatı o zaman haşa oluşmuştur değil. Allah'ın sıfatı ezelidir. Var olan mevcut <laughs> mahluk e, sonradan yaratılmıştır. Yaratması, var etmesi e, kendi sıfatı ezelidir. Şimdi lil ve likulizmin li vakti vücudi ve gayril yani Allah Celle Celaluhu kendisi haşa var olmuş değil kendisi zatıyla kaim başlangıcı yoktur. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu. O evveldir, başlangıcı yok. O ahirdir, sonu yok. Peki, vel irade. İrade, dilemesi bu uzun bir meseledir. Yine kısa gidiyoruz. Sıfatun ezeliye'tün. Bunların hepsi ezeli Allah'ın zatının sıfatlarıdır. Kaimetun derti. zatıyla kaimdir. Allah'ın iradesi zatıyla kaimdir. Mevla ha ben böyle bir şey irade ettim haşa aklıma geldi yapayım böyle değil. Bir insan mesela 40-50'sine kadar durur ondan sonra bir şey irade eder. Şöyle bir şey yapayım. O zaman o kendisinde kabiliyet geliş ama Allah Celle Celaluhu'ndan sonradan olmaz sonradan efendim ortaya çıkan haşa böyle bir özellik, böyle bir sıfat olamaz, böyle bir şey yoktur. Vel iradesiz sıfatıdır, ezelidir, kaimdir, bizatihi zatıyla kaimdir. Özetin özeti yeterlidir. Bir diğer konuya geçiyoruz. Ve rüyetullahi teala Allah'ın celle celaluhunun zat-ı sübhaniyesinin şekil ve şemail olmaksızın görülmesi. La tudrikul ebsar. Allah gözler Allah'ı idrak edemez. Yani göz maddi bir alemi görmek içindir. Allah celle celaluhu böyle bir e, tahmin ettiğimiz gibi yön ve cihet şekil ve şemail böyle bir maddi bir varlık gibi düşünecek olursak o zaman burada yanlış ve hata yaparız. Onun içindir ki gözler göremez. Yani Allah Celle Celen zatının görülmesi bütün cüzlerimizle oluyor. Bunu mesela şöyle bir misal verirler. Bir insan suya girdiğin zaman, havuz dediğimiz zaman suya dalmak manasındadır. Havuza girdiğin zaman bütün bedeninin her bir zerresi o suyu hisseder. Allah Celle Celaluhu'nun cemalinin görülmesi. Şimdi şöyle göreceğiz dediğin zaman bir maddeye bakar gibi olur. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun yönü yoktur. Yani şurada şurada desek Allah'a yön vermiş, şekil vermiş, boyut vermiş olursunuz. Ondan dolayıdır ki müminler cennetteyken ki Rabbim hepimizi cennetiyle müşerref eylesin. Rabbimizin tecellisi görülecek. Fakat bir insan dese ki cennette Allah'ı göreceğiz dese kafir olur. Cennette Allah. İşte o zaman Allah'ı cennete koymuş oluyorsun. Cennetin içerisinde sanki ondan görüşmüş gibi oluyorsun. Burada da Allah'a mekan verilmiş oluyor. Hassas bir nokta. Müminler cennetteyken ki inşallah umudumuz biz cennete Rabbimizin lütfuyla girersek Allah'ın cemalini göreceğiz. Mahiyeti belli değil. Şöyle bir nicelik, vasıf, yön, cihet yok. Veruye Tullahı Teala Allah'ın cemalinin görülmesi görülmesi caizdir fil akli ve vacibetun bin nakli Akıl bunu bildirir ve nakiller ayetler hadisler var bu konuda Vucuhun yevme'zin nadira ila rabbiha nazira Rablerine bakacaklar diyor Allah. ve fil akli vacibetun bin nakli ve ee, raddu sema bi icabi ru'yetillahi teala el fi daril ahire fe yara la fi mekanin peki verede varid olan essem yani bi icabi ru'yetil müminlerin Allah'ın celle celaluhu'nun eee udhuluha bi selamin aminin fedhuluha bi selam selametle giriniz Rabbimiz Celle Selamun Aleykum tıbtum. size selam olsun gönlünüz hoş olsun. Mesela ayet-i kerimeler ifade eder. Allah'ın Celle Celaluhu'nun gönlünüz hoş olsun bu ifadeyi e, duyması müminlerin ve rü'yetül müminin müminlerin Allah Celle Celaluhu'nun görmesi fidaril ahiret, ahiret yurdunda. Feyara, evet feyura görülecek. Tek tek söylüyorum. La fi mekanin, mekan yok. Ve la ala cihetin, yön yok. Min mukabeletin bir karşılık yok. vattisalin böyle bir bitişme buluşma ulaşma efendim şu ayn böyle bir yansıma ışık böyle bir, haşa böyle bir şey yok. Yani ma khatara bir balık Allahı düşünecek olursan aklında o değil. Akıl la yani akıl buna bunu anlamaya yetkili değil. Bizim aklımız ee, zira bu terazi bu sikleti çekmez bu ağırlığı taşıyamayız biz bizim yaratılmış dünya standardına göredir lahut alemini anlayamıyoruz melekler var nasıl olduğunu anlayamıyoruz ruhumuz var nasıl olduğunu anlayamıyoruz şefkat var şefkat e, efendim sevgi ve muhabbet var içerisindeki duygular. Efendim bir canlı görüyor, küçük bir kedi var orada. insan içi geçiyor. Aa ne kadar güzel gözleri var falan. Yani hiç konuşmazsa böyle içindeki duyguyu anlamak, anlatmak mümkün değil. Nasıl bir bu, işte bu mahiyetini çözemiyorsun. Bazı şeyler vardır ki insan bunları cümlelere dökemiyor. İşte ahiret dediğimiz olay Allah Celle Celaluhu'nun görülmesi de akılla idrak edilmesi mümkün değil. Akıl, akıl bunları söyleyemiyor, anlayamıyor. Ancak biz ellediğine ümide bil gayb görmediklerine inanırlar. Biz Allah'ı görmedik. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun e, ahiretteki biz mekandayken inşallah tekrar şimdi alimlerden bir tanesi biz cennetteyken dedi de zor imanını kurtardı. Kendini nasıl ki garanti gördün oradan üzerine hassas durmaya çalışıyorum. Ee, Rab'bimizin lütfu keremiyle müminler bir mekandayken Allah celle celaluhu tek tek lafi mekan Allah'ın mekanı yok ve la ala cihet yönü yok min mukabele karşılık ve la efendim e, bitişme böyle bir ışık saçma böyle bir e, parıldama mesela bir ışık olarak düşünmekte kafir eder. Yine bir maddi bir boyut vermiş olur. Işıkta da bir e, asıldan bir şeyin çıkış olması gerekiyor. Bir şeye muhtaçlığı var o için. O da olmaz. O da olmaz. Yani vesubutu, mesafe. ve subutu mesafe. Beynel ra'i ve beynel allah Teala. Yine gören ile Allah arasında bir mesafenin olması. Olmaz. Yani Allah Celle Celaluhu şöyle göreceğiz. Efendim karşımızda göreceğiz. Bu da kafir eder. Yön, cihet, şekil, mekan. Duy vermeyeceksin. Allah Celle Celaluhu yaratandır. Yarattığı hiçbir mevcudata maddeye benzemez. İşte Yahudiler burada erin Allah'a cehreten Allah'ı bize maddi bir varlık gibi göster dediler. Materyal kafa, teneke kafası. Yani illa böyle bir ta efendim, taş kafa, tunç kafa, maden kafa. İlla maddi bir şey arıyor yani. Allah maddeyi yaratandır. Bil gayb, onlar görmediklerine inanırlar. Allah'ı görmedik, melekleri görmedik, kitapları görmedik, peygamberleri görmedik, ahireti görmedik, kaderi görmedik. İmanın tamamı görmediğimiz şeylerdir. Kayıtsız şartsız iman edeceğiz ve o iman ettik zaten. Efendim zerre kadar tereddüt yok ve o iman ile Allah'ın vaad sonsuz cennet kazanılacak. Onun için Allah Celle Celaluhu'nu konuşurken Allah'a böyle bir ses verilmesi, yaratmasında ha demek ki benim yaratma özelliğim varmış, sonradan Allah'ta bir vasıf, bir sıfat, hayat, ilim, semi' basar, görmesi, irade, kudret, kelam, tekvin, Allah'ın iradesi, görmesi, işitmesi, bir sınır, bir tahdit bir hudut, bir boyut verilemez. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun zatının, Zat-ı fakir görülmesi meselesinde de yön, cihet, mekan efendim bir şua, bir yakınlaşma, bir mesafe, bir yön bunların hiçbirisi yoktur, olamaz. Böyle düşünülmesi kişiyi Allah muhafaza, Allah inancını zedeler, iman dairesinin dışına çıkartır. Vallahu teala khaliqun li ef'ali'l ibad. Burada kader meselesiyle ilgili müstakil bir konu başlığı olmuş oluyor. O konuya başladığımızda uzun gidecek. Bir sonraki derse bırakacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu imanı kamil, hüsnü hatime, son nefeste iman. Ol kelime-i tayyibi münci aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Rabbime emanet olunuz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه